Bir diğer ziyaret yerimiz Aksa Arms. Şöyle göstereyim benim kelleyi almasın. Bakalım içeride neler var. Evet, Aksa Arms'dayız. Serdar Bey'le beraberiz. Kameramanım yok. Onun için kamerayı da ben tutuyorum. Serdar Hocam merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, iyidir. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. İlk testimizi yayınladık. Hemen arkasından evet. Da bir gelelim, yerinde üretimleri görelim. Farklı projelerimiz var mı? Onları bir değerlendirelim dedim. Çok iyi yapmışsınız. Vallahi çok sevindik ya. Gerçekten tam parmak basılacak noktaların hepsine değmişsiniz. Bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey oldu, çekim oldu yani. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Şimdi firma adımıza çok teşekkür ederiz size. İnşallah eksik kalan kısımlarda, kısım 2'de diğer ölçümleri, teknik analizleri de orada yapacağız. Hatta birader dediğimiz gibi vidasına kadar söker parçalar ona göre kullanırız. Aynen Erhan Hocam, bu konularda zaten izliyoruz videolardan o duayen. O ayrı bir olay olur ki. Peki hocam, normalde Aksa firması genelde sadece crossfire'la biliniyor. Evet, ama evet. Ben dükkana girdiğimde, yani üretim haline girdiğimde, daha giriş aşamasında pek çok ürün, farklı ürünlerle karşılaştım. Evet. Bunların bir kısmının hatta yine Türkiye'de de satışta olduğunu, bir kısmının yurt dışında satışta olduğunu da öğrendik. Ben şöyle artık kendimi çıkarayım ekrandan, beni çok görüyorsunuz zaten. Evet. Diğer şeyleri gösterelim. Hocam, amiral gemisi olarak işte bizim 36. Bir de bunun yanında şu önünüzde var zaten, bu kuru sıkı modellerimiz var. Bir de süperpoze modellerimiz var. Şu an seri üretimde olan, çok hızlı giden, ilerleme kaydettiğimiz, biraz da ticari anlamda illaki kar marjı daha iyi olan ürünler. Tabii üretim iznimiz olan 12, 20, 36 bütün kalibrelerde havalı tüfeğe kadar iznimiz var. Ben şöyle aslında bir... bunlar da çok bilinen şeyler değil ama evet, bunların pek... tamamında üretim iznimiz mevcut. Pek bilinmeyen modeller. Evet. Hani izniniz var. Bu şekilde üretim yapabiliriz fakat işte belli ticari koşullardan ötürü çok fazla üretim slotuna giremeyen ürünler bunlar. Hı-hı. Aslında üretimimiz var. İki tane projemiz var yakın zamanda gerçekleşecek olan. Birincisi Lever Action, çok beklenen bir model. Hocam onu da orada gösterebilirsin. Şu an elimizde hiç numune yok ama iki aya kadar falan Allah izin verirse öyle Türkiye'ye güzel bir tüfek sunacağız yani. İnşallah insanların, kullanıcıların ihtiyaçlarını giderecek. Çok fazla talep olan, 3 yıldır yaklaşık bizim projemiz olan, bir türlü hayata geçiremediğimiz bir şey ama inşallah halledeceğiz yani onu da. Vallahi ben zaten en çok lever action'ı duyduğum zaman heyecanlandım. Çünkü piyasada şu anda sadece tek bir ürün var. İnsanların ulaşımı çok kolay olmuyor. Evet. İstenilen bazı şeyler tam karşılanamayabiliyor. Evet. İkinci bir ürünün olması, bir de sizlerin çıkaracak olması evet. Beni sevindirdi açıkçası. Vallahi biz de heyecanlıyız. Bayağı talep vardı. Gerçekten 3 yıldır insanlar bıkmadan, Allah razı olsun hepsinden, bizi aradılar, sordular, hala soranlar var. Hani biraz beklettik ama inşallah üretim slotuna alacağız, onu da sokacağız. Çok güzel. Ben tekrar bir daha zoomluyorum valla. Şurada evet. Hani indirebilsem sizin için indireceğim ama şu anda özel mühürlenmiş bir model olduğu için sadece. Onları indiremiyoruz maalesef. Oradan bakacağız şimdilik. İnşallah çıktığı zaman güzel güzel incelenir bunlar da. Burada hazır modellerimiz var hocam. Bunları da çekebilirsiniz. Bunlar mesela genelde fuarlara götürdüğümüz şeyler, modeller. Amerika olsun, Almanya olsun, İstanbul'daki fuarlara götürdüğümüz modeller. Genelde yurt dışı. Bunların yurt dışı çok fazla talep olmuyor. Şurada 36'nın yine sabit tip çıkı modellerimiz var. Bunlar sabit tip çıkı modeller var. Plastik el kundaklı. 12'miz var yukarıda bir tane. O biraz eski bir model. Onun üretimini de bıraktık. Şurada pompalı modelimiz var. Tabii namlu boyundan ötürü ve silah boyundan ötürü zaten onu direkt olarak söylemek lazım. Çünkü direkt fiyat ne? Nereden alabiliriz? Bunları talep edecekler. Burada otomatik ürünlerimiz var. Evet. 66-71 şeklinde. Süperpoze modellerimiz var. Üzerindekiler özel işlemeler. Bunlar tüfeğin normal fiyatından daha pahalı işlemeler hocam. Bunlar özel el işlemesi. Hani tığla işleme diye tabir ettiğimiz, bizim burada yerel ağızla tığ ile işlenen, hani el emeği göz nuru olan ürünler. O şekilde. Şöyle bakalım, bakın burada farklı işleme var yine. Bunlar genelde biraz daha avcıların trap değil, normal av tüfeği tercih ettiği modeller. Bu şekilde üretimde yapıyoruz.
Evet hocam. Şöyle içeriye de gösterebilirim hocam. Çok güzel burada olur. Aslında yeni kasamız vardı ama buradan almışlar. Ben size bir tane örnek gösterebilirim. Burada da yine üretimini yapmış olduğumuz ürünler var mevcut. Pompalısından kuru sıkısına, otomatiğinden lever action'a kadar her üründe aslında şey, ürün gamımız çok geniş ama seri üretim anlamında belli modellere odaklanıyoruz. Evet. Hepsi birden çıkmıyor tabii evet, haliyle. Evet. Çünkü şurada çiftlerimiz de var. Tabii çiftlerimiz de var. Bu çift modelimiz de mevcut. Burada aslında olan model şu. Üreteceğimiz, yapacağımız olan model şu. Üretim yapacağımız olan model. Bunun da her şeyi hazır ama işte seri üretim anlamında bazı ticari politikalardan ötürü henüz üretime geçemedik. Burada yine çok küçük modelimiz var. Evet. Şöyle gösterelim. Hani bu şeffaf kuru sıkılarımız, bunlar bu yıl bayağı revaçta. Bayağı bir satışını yaptık, ekmeğini yedik bunları. Bunlar evet. Türkiye'de ilk bu arada. Ben daha önce görmedim şahsen. Bunlar yok, daha hiçbir yerde üretimi yok bunların. Birkaç işte izinli beklediğimiz modeller var. Burada daha bir sürü model buralarda var. Buralarda aynen bayağı modelimiz var. Bunlar normal klasik 36'larımız, biraz ihraç kayıtlı olanlar yine. Bu şekilde bir satışımız yok hocam. Şimdi bunu böyle görünce insanlar biraz tabii şey yapıyor. Tabii ki soracak çekiyor. Bunu kısa namlu olduğu için hemen ama dediğimiz gibi ülkemizdeki kanundan gereği tabii, bu tabii. Ülkemizde satış şu anda 33, olmuyor. Aha, 33 santim zaten herhangi bir yurt içi satışı mevcut değil. Bu şekilde hocam. Modellerimiz burada. Şunları çekmiş miydiniz bilmiyorum ama burada bunları da var. Şöyle bir gösterelim. Modeller. Evet. Burada yine ihraç kayıtlı ürünlerimiz tamam mı? Önce şunu göstereyim. İhraç kayıtlı ürünler. Sonra. o zaman kısaca bir üretimle ilgili bazı ufak tefek aşamalara bir baksak. Tabii bakalım hocam. Sonra biraz da barut koklarız belki. Aynen bakarız. Bir de görelim bakalım. Yeni tip tüfeklerimizde conta altta. Alın. Şöyle bir yakından alayım. Şöyle altı koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra hilal üstüne. Bizim gibi ters takmayın. Ondan sonra nişanı vuramazsınız. Ya. Bir de şu var. Arpacık hizalamasından sonra bunu sıktık.
çıkıyor biz de. Genelde karşılaştığımız orliklerin ters takma olayından dolayı çoğunlukla, bir de boş kovan attırıcının ters takılmasından dolayı. Ama şu bunlarda şey, büyük yeni yaptığımız attırıcılar var. Hı hı. Onlar kullanıyoruz, o sağlıklı. Tamam. Şu olan. Gösterelim. Şimdi yeni yaptığımız attırıcılar şunlar. Bunlar da altta kalma, ıvır zıvır olay olmadığı için bunlar şu anda çok güzel yani. Kullanıcılarımız sıkıntı yapmaz. Dolayısıyla söküp takarken bir hataya ulaşmayacak. Daha. Basit olur bunlar. Tamamdır işte. Ellerine sağlık. Rica ederim. Böylece kuru sıkı montajında nasıl yapıldığını göstermiş oluyoruz. Ustam sağ olsun şakır şakır hallediyor. Kasayı işlediğimiz, el kundağı, kasa vesaire, bu tarz şeyleri yaptığımız aparat vesaire, Ar-Ge çalışmalarında da kullandığımız makinamız bu. Tamam. Dik işlemli. Bu da yine aynı işlevi gören dik işlem, kasa vesaire, o tarz işlemleri yaptığımız makinamız. Burada mesela ben araba işleyen, topa işleyen makinamız var. Hemen şöyle ilk önce... Şöyle hocam şu halini gösterelim. Evet hocam, o güzel. Bence şu halde çıkıyor makineden. İlk aşama, ilk operasyon bu şekilde. Hı-hı. İkinci operasyon şu halde mesela döner kapalı. Evet. Bu şekilde. Tabi bundan sonraki değirmendir vesaire, taşlamadır, eleksol vesaire. Bu işlemlerden de geçiyor tabi. Sadece böyle kalmıyor. Bu ham bir vaziyette şu an aslında. Evet. Evet hocam. Operasyonlardan içindeki bordan vesaireden, yağlardan normal çekmek çok mümkün değil. Ama şöyle çalışmak sistem anlamında operasyonlarını çekebilirsiniz. Yani. Tamamdır. Burası yine torna. Burada piston, gaz odası vesaire, bu tarz şeylerin üretimini yaptığımız kısım. Burası. Mesela bizim şurada çok güzel bir şey var, onu da göstereyim size. Bizim alt gövdelerimiz hocam veya üst gövdelerimiz, gövde anlamında bize ham bir alüminyum, hani dikdörtgen şeklindeki alüminyumlar şeklinde gelmiyor. Bizim bunlar özel ısıl işlem görmüş, preste baskıyla çıkan. Yani işin özeti şu, uzun vadede daha uzun ömürlü kullanım açısından, aşınma açısından bunlar şu anda bizim kendi projemiz, başka firmalarda olan bir proje değil. Bunu tamamen sadece biz yapıyoruz. Böyle kalıp halinde bunlar makineye giriyor, makineden müşterinin eline gelen alt gövde halinde çıkıyor. Hani bu da bizim bir ekstramızdır firma olarak. Onu da özel olarak belirtmek istedim. Bu şekilde. Güzel. Fabrikaya gelmişken barut kokusu koklamadan gidilmez. Koskoca bir şehre gidip barut koklanmaz mı? Şimdi günlük gıdamızı aldık işte. Tamam buradayız. Kuru sıkılar da var demiştik ki 20 de ben kesmediğimde olacak. Siz bunu görmeyin bari. Hocam şuradan doldur, deneyebiliriz aslında. Çek var. Böyle bir yarım kaldı gibi oldu. Vallahi bir yarım kaldı hakikaten. Evet. Ha? Yaylar daha sert tabii. Evet.
Ben basıyorum duruncaya kadar. Bakalım hocam nereye kadar gidiyor. Yeterli herhalde bu sonunda. Yeterli. Değişik oluyormuş ha. Bir de bunu görmüş oldum. Vardık yokuşlarında da sokar yaklarım var. Kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bu seyahatte bizim kanalımızı tercih ettiğiniz için kaptanınız olarak teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere değerli dostlar.